Ya Seda Hanım, Allah'ını seversiniz. Ya buraya gelmişiz evlenmeye, kaç yaşında insanlarız. Yok dışarıda baktı, hoşlandı. Yok aşık oldu. Yok ben zaten söyledi. Onu istemiyorum ya. Buna ne gerekleri? Buna şurada ne gerek başlayan her ilişkiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Sorunları gözlemliyoruz. Ara düzeltmeye çalışıyoruz. Küçük uyarıcılar veriyoruz. Ama dışarıda yapacağınız işe müdahale edemiyoruz. İki dakika içinde neyin pazarlığı bu? İnanın etik de bulmuyorum. Yani rica ediyorum, bir daha böyle bir şeyle gelmeyin. Kanıtlayamayacağımız şeyler. 5 dakika önce dikkatimi çeken bir şey var. Gözde ağlarken Gözde'ye şöyle bir şey söyledi. Ve üzerine bunu yaşadı. Hani bu bir tespit sadece. Gözde'ye dedi ki eğer hakkında bir iddia varsa ve bu bir iftiraysa ve sen biliyorsan ki doğruyu, o zaman güler geçersin canım. Niye bu kadar ağlayıp büyük tepki veriyorsun dedi. Üzerine bu yaşadı, bu kadar büyük bir tepki verdi. Aynen bunu söyledim işte. Bu da zaten Ülal'ın dediğini haklı çıkartıyor. Durun, muhatabı burada değil bu işin. Gamze burada değil. Yarın o da burada olacak, neyse, onur da şey burada olacak. Yine konuşacağız. Hazır konu Gözde'ye bağlanmışken, Gözde'nin yüzü de böyle asık ve üzgünken, bakalım neler yaşamış Gözde, hangi iddiaya maruz kalmış. Sibel'e gel. Hayır, bende yeni bir ilişki başlıyor ya. Sibel'e gelmiştir. Ben? Şaka yapıyorsun. Ya. Her kere dedik. Ay mükemmel. Ay çok ya, güzel inanamıyorum süsü. Şu an. Sana bir şey diyeyim mi, o süsü çok, çok güzel değil mi? Ya, bence çok güzel bir buket. Çok güzel. Çok güzel bir buket. Çok. Olay. Bize de oku. Çünkü aklın zamansız öldürdükleri yürekte amansız dirilir. Merhabalar. Beni geçen sene hatırlıyorsunuz. Benim adım Ahmet. Bu videoyu göndermemin nedeni şu an içeride bulunan Gözde Bozacım. 7-8 aydır. Bildiğimiz olması derken parça parça olduğunu düşünüyorum. Ki zaten benim bu tarzda bir şeyi kaldıramayacağımı Gözde çok iyi. Bir dakika ya, geçmiş de ayırdı da bu cesareti alıp da ne diye konuşabiliyor yani, beni kıskandırmak için oraya girdi diye konuşabiliyorsa kardeşim, o zaman bu yüzü alıyor demektir Adnan. Geçmiş meşmiş değil yani. Yapma öyle düşünme öyle, ya. Öyle düşünme. Sen bence iyi konuş. Ya belki kız kızı senden uzaklaştırmak için yapıyor. Neyi benden uzaklaştıracak ya Allah'ını seversen. Sen bak sen gene aynı hatayı yapıyorsun, Gözde'yi dinleyeceksin. Madem her şeyi geçtim. Berker, böyle bir durum vardı. O söylemesin. İnsan da bu evdeydi. Abi bu evde demesi lazımdı ama. Evet Gözde'cim, bu durum neydi? Herkesin bir geçmiş olduğunu zaten kabul ediyoruz. Bediran dayımıza girip çıkan bir isim. Ama hani ne kadar önemliydi onunla geçmişin, ne paylaştın, ne yaşadın. Bir genç kızla flört etmek isteyen onlarca erkek olabilir. Ya ona bir şans vermek, görüşmek tabii ki en doğal hakkın. Nereye kadar gelmişti? Berker bu senaryoyu bir tık daha ileri götürüyor. Burada daha önce de yarışmacılarımıza dışarıdan, adaylardan çiçekler, hediyeler, mektuplar geldi. Bazılarının da hakikaten dibinde ve derininde ciddi ilişkiler çıktı. Senin durumun ne? Berker'in dediği gibi Gözde'den bu sinyali almasa Bediran böyle bir şeye cesaret edebilir mi diyor. En çok ona takılmış. Söyle bakalım ne var? Şimdi zaten Seda Hanım, dışarıda ben bu çocukla aynı şeyi yaşıyordum. Biz onunla konuştuğumuzda, görüştüğümüzde her seferinde en fazla bir gün sonra, her seferinde dediğimde bu üç parmağımı geçmez, dört olmamıştır. Bir gün sonra ben ona hep derdim ki senin sosyal çevren biraz fazla Bediren. O da Bursa'da yaşar bu arada. Seviyorsun sen öyle gezmeyi. Hep benimle evlenmek istediğini söyledi bana. İşte benim seninle ilişkim öyle olmaz, böyle olmaz, ama ben dedim şu an istemiyorum. Yani onu istemediğimi söylemiştim. Bu konu burada kapanmış. Hatta en son yazdığımda bundan 2-3 ay önce falan dedim olmaz Bediren. Lütfen ısrar etme. Üstüne hiçbir cevap vermedi bana. Peki bir şey yani söyleyeceğim. Üç buluşmada nasıl evlenme teklif etti? Evlenme teklif etmedi. İşte ben ona diyordum ya hep, senin çok hareketli bir hayatın var. Sen seviyorsun kızlarla gezmeyi, işte tatillere gitmeyi. Ben bunu, yani seninle ciddi bunu, düşünüyorum bu demeye getirdi. Ben bunu kaldıramam dediğimde her seferinde o olmaz. Seninle birlikte olursam ben işte seninle çok ciddi bir ilişki yaşarım. Ne kadar samimi geldi. O zaman bu eve benim girmiş çıkmış mıydı? Girmiş çıkmıştı, bayağı olmuştu. Yani o zaman samimiyetine inandım, inanmadım. Şimdi burada konuşacağım şeyler değil onlar. Yine söylüyorum. Peki, en şey son ona 2-3 sefer mi görüştün onu? En fazla Seda Hanım. 5 olmamıştır. Peki. Olmaz. Bu arada yani telefon trafiğiniz nasıl? Görüşme talebi var mı? Var. Var. Benle hep konuşmak istemiştir. Hep görüşmek istemiştir. Bu eve girmeden ne kadar önce ilişkiniz, telefon trafiğiniz, bağlantınız koptu?
ne zaman koptu? Yani inanın hatırlamıyorum ama bir ay önce falan en sondur herhalde yani. Hani neden böyle bana şarkılar dedim göndermiştir. Yok, tam 3-4 aydır. Şu an gerçekten aynı zamanda. Bir ay 3-4 ay arasında bak. 3-4 aydır. Burada sana 3 kez sorduk. 3-4 ay dedi. Şey tamam, ya. Şimdi bir ay diyorsun kardeşim, bak arkandayız ama neyse tamam, doğru söyle. Tamam, benim söylediğim bir ay yanlışıdır o mahcup zaman yani. Mahcup olma sonra. Bu kadar ben yakın bir zaman değil. Zaten bu programa hazırlanmak bir ay sürüyor. Yani o bir ay değildir, 3-4 aydır. Benim söylediğim yanlış bir rakamdır şu anda. Şimdi burada ben Bediran olmadığı için, ona da bu soruları soramadığım için aksini ispat edemiyorum. Ama bunun, bu tartışmaların bir devamı var. Lütfen bir insanı direkt yargılamadan önce Adnan'ın söylediklerine de bir kulak ver. Seda Hanım, ben bugün gittiğimde oradaki arkadaşlar da farkındaysa onun konuşması bitmeden ona hiçbir şey söylemedim. Bir bakalım. Kızmadım, dur. Bağırmadım. Gel bakalım, sonra konuşalım. Konuşalım biraz. Öncelikle Çiçek için teşekkür etmek yerine böyle bir konuşma yaptığım için özür dilerim Berker. Böyle bir açıklama yapmak zorunda olduğum için. Ben Bediran'ı bir sene önce tanıdım, bir sene önce tanıştım. Bir hafta görüştük ya da görüşmedik herhalde. Bir kere gördüm, oturdum, kahve içtim. Sonrasında yani çok fazla aktif hayatı olan, sürekli içerisinde kızlar olan bir çocuk olduğu için görüşmeme kararı aldım. Ondan sonrasında bundan sanırım 2-3 ay önce bir kere gördüm yine İstanbul'da. Tekrar denemek istedi. Tamam dedim. Bir kere oturduk yine, kahve içtik. Arkasından bir gün sonra ben ona ben yapamayacağım, olmaz falan dedim ve bitti. Farklı şeyler anlatmış. Çok farklı şeyler anlatmış. Sanki ben onunla senelerdir berabermişim, evet, de onu aldatıp buraya gelmişim gibi, evet, bir iddiada bulunmuş. Evet, beni kıskandırmak için girmiş şeriye falan filan. Evet, yani ben şu an anlam veremiyorum yaptığını. Baştan gördüm, dedim ki ha herhalde ne yapacak? Yani buraya mı gelmek isteyecek ya da Gözde'yi tanıyorum mu diyecek. Gayet sakin bir şekilde dedim. Sonra anlam veremedim söylediklerine, amacını anlayamadım. Önce konuşulması gereken, bilinmesi gereken şeyleri konuşsaydık. Şu an ben de buraya gelip, ben de erkekler evinde göğsümü gere gere, kardeşim ben bu durumu zaten biliyorum, ben bu olayı zaten biliyorum, bana anlattı, herkes sesini kessin demek isterdim, hiç kimse konuşmasın demek isterdim ama diyemedim. Diyemedim. Kusura bakma. Diyemedim. Kaderimiz bu kaderimiz. Kardeşim bak, birazcık senden sakin olmanı istiyorum. Ve şöyle bir şey. Gitme hemen bak, be. Bu çocuğun iddiası. Kaderim. Bu çocuğun iddiası. Aa, kardeşim. Daha duymadık ki kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor sen de. Kendimi ifade edemiyorum işte şimdi. Bu olay karşısında edemiyorum. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sevdiğin.